Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde de zamanı ölçme ile ilgili işlemler yani saat ve dakikalar nasıl toplanır, nasıl çıkarılır sizlere bunu anlatmaya çalışacağım. Bu toplama çıkarmalar ne işe yarar? Onu da merak ediyor olabilirsiniz. Toplama çıkarmalar bir sonraki dersimizde problemler kısmına geçeceğiz. Problemleri çözerken bazen saat ve dakikaları birbirleriyle toplamak ve çıkarmak gerekecek. Onun için ilk önce bu videoyu hazırladım. Bakalım nasıl toplama yapıyoruz? Nasıl çıkarma yapıyoruz? Şimdi saat ve dakikalarda toplama ve çıkarma yaparken en önemli kural dakikalarla dakikaları ya da saniyelerle saniyeleri ya da saatlerle saatleri ayrı ayrı toplayacağız. Sonra eğer birbirini eklememiz gerekiyorsa onları ilave edeceğiz. Ben en iyisi çok konuşmadan uygulamaya geçeyim. O zaman daha iyi anlayacaksınız. Şu kuralımızı unutmayalım. Dakikalarla dakikaları aynı yere yazıyoruz. Kesinlikle birbirlerine karıştırmıyoruz basamakları. Saatlerle saatleri aynı bölüme yazıyoruz. Hatta ben size anlatmak için şöyle ortadan ayırayım. Daha iyi olur. Ve şimdi bu bir toplama işlemi olduğu için ilk önce dakikaları toplayalım. Toplama yaparken sanki şuradaki iki basamak sayıları topluyormuşuz gibi. Normal toplama işlemi yapıyoruz. Yalnız buradaki elde olan kısımları bu tarafa saatler kısmına göndermiyoruz. Onu daha sonra anlatacağım. Şimdi yapalım. 8 7 daha 15. 15'in 5'i elde var. 1. Onu buraya verebilirim. Çünkü hala dakikalarda çalıştığım için. Evet 1 1 daha 2. 2 de burada var. Evet 45 dakika oldu. Burada başka herhangi bir işlem yapmama gerek yok. Çünkü 45 dakika 60 dakikayı geçmediği için Artık onu saate döndürmem gerekmez. Şimdi saatleri toplayalım. 5 saat, 7 saat daha. Orası da 12 saat oldu. Onu da buraya yazalım. Şimdi toplamalarımıza devam edelim. Sonra yan taraftaki çıkarmalara geçeceğim. Hatta ekranımızı biraz daha büyütürsek daha sizlerin anlaması için daha iyi olacak sanıyorum. Evet. Şimdi 8 saat 49 dakika ve 3 saat 35 dakikayı toplayalım. Burada dikkat edin sevgili öğrenciler. Ne yapıyorduk? İlk önce dakikalarımızı topluyorduk. 9 5 daha 14. 14'ün 4'ü. Elde var 1. Buraya verdim 1'i. Şöyle yazalım istersen. 4 1 daha 5 3 daha 8. 84 dakika oldu. Şimdi burası dursun. Buraya birazdan yine bir işlem yapacağız. Saatleri de toplayalım. 8 saat 3 saat daha 11 saat oldu. Ne işlem yapacağız? Bakın buradaki 84 dakika 1 saati geçti. Yani 60 dakikayı geçince o zaman 84'ün içinden 60 dakikayı alıp onu 1 saat haline, 1 saat yapıp yan tarafa gönderebilirim. Ve 84'ten 60'ı çıkarırsam, isterseniz şurada çıkarayım. Zihinden de yapabilirsiniz bunu. 4 24 kaldı. 1 saati çıkardım. Bu 1 saati 84'ün içinden 1 saati 60 dakikayı alıp buraya gönderiyorum. Burası 11 saatti. Şimdi oldu 12 saat. Niye? Bir tane komşudan geldi. Peki burada ne kaldı? Bakın 24 kaldı. O zaman onu da buraya yazıyorum. Demek ki 8 saat 49 dakika ile 3 saat 35 dakikanın toplamı 12 saat 24 dakika ediyormuş. Şu şekilde bırakırsanız eksik bırakmış olursunuz. Yani 11 saat 84 dakika eder diye bırakırsanız öğretmeniniz belki bunu eksik olarak kabul edebilir. En son dediğim gibi 84 dakikanın içinden bir 60 dakikayı alıp onu bir saat haline çevirip yani ne diyelim bir hamurdan ekmek yapıp onu yan tarafa gönderebilirsiniz. 12 saat olur bu zaman burası ve burada 24 dakika kalır. Çok gevezelik etmeden diğer alıştırmamıza bakalım. Yine bu kez e, dakikalar ve saniyeler var. Onları toplayacağız. Mantığımız yine aynı mantık. Saniyeleri kendi aralarında, dakikaları kendi aralarında toplayıp eğer fazlalık varsa buraya göndereceğiz. Toplayalım. 7, 6 daha. 13 elde var. 1 şuraya yazayım. 4, 5 8 oldu. 83 saniye oldu. Burası 10 on... Dakikaları da toplayalım. 8, 7 daha 15. Elde var 1, 1 de burada 2. 25 dakika oldu. Şöyle yazalım. Şimdi bakın 83 saniye 60 saniye geçtiği için biz bu 83'ün içinden 60'ı alıp yan tarafa 1 dakika olarak gönderebiliriz. 83'ten 60'ı şurada kenarda çıkarayım. Evet. 3 23 kaldı. Bir dakika yaptım bu saniyelerden. Onu buraya ilave ediyorum. Şimdi burası oldu 26 dakika. Ne kadar kaldı? 23 saniye kaldı. Demek ki şu kadar dakika ve saniye ile 7 dakika ve 37 saniyenin toplamı 26 dakika 23 saniye yapıyormuş. Şimdi gelelim çıkarma işlemlerine. Yine çıkarmada da aynı mantık. Dakikalardan dakikaları, saatlerden saatleri. Şöyle ayırarak göstereyim isterseniz. Şimdi burada çıkarma yapabiliyorum. Çünkü 52 sayısı büyük zaten. Komşudan veya şuradan buradan almama gerek yok. Çıkaralım. Yalnız kendi arasında çıkarırken 52'den 14'ü çıkarıyorum. 2'den 4 çıkmaz. Komşudan alabilirim. Çünkü burası aynı yer zaten. 12'den 4 çıktı 8. Burada kaldı 4. 4'ten 1 çıktı 3. 38 dakika kaldı. Şimdi saatlerimizi çıkaralım. 6'dan 3 çıktı 3. Demek ki bu çıkarma işleminin sonucu 3 saat 38 dakikaymış. Bu çıkarma işlemine dikkat edin. 7 saat 12 dakika 2 saat 43 dakika. Hemen dakikalardan dakikaları çıkaracağım. Yalnız bakın burada 12 var. Burada 43 var. 12'den 43'ü çıkaramam çünkü 12 sayısı az. Ne yapacağım? O zaman komşudan 1 saat isteyeceğim kendime. Komşuya diyeceğim ki 1 saatini bana ver. 12 dakika burada var. Komşudan da 1 saat alıyorum. O da 60 dakika. 60 ile 12'yi toplarsak ne yapar burası? 72 dakika olur. O zaman burası 72 dakika oldu. Şimdi çıkarma yapabilirim. Komşuda ne kaldı? 6 saat kaldı. Çünkü birisini bize gönderdi. Çıkaralım. 2'den 3 çıkmaz. 12'den 3 çıktı 9. 6'dan şunu isterseniz çizersek daha karışmaz. 6'dan 4 çıktı 2. Ne oldu? 29 dakika kaldı. 6 saat kalmıştı burada. 6'dan da 2'yi çıkarırım. O zaman burası da 4 saat olur. Ve cevabımız 4 saat 29 dakika olur. Diğer alıştırmamız bu kez saniyelerden saniyeleri dakikalardan dakikalar çıkaracağız. Ama çıkaramıyorum. Bakın 15 var, 28 var. Ne yapacağım? Komşudan yardım istiyorum. Bana diyorum 1 dakika ver. Ben çıkarmayı yapayım burada kalan dakikaları şimdi birazdan hesap edeceğiz. 1 dakika alırsak 60 saniye eder 1 dakika. 15 de burada var. Ne yapar? Zihinden topladım. 75 saniye eder. Burada ne kalır? 15 dakika kalır. Çünkü 1 dakikayı komşuya gönderdi. Şunları çizeyim şimdi. Karışmasın diye. 75'ten 28'i çıkaralım. 5'ten 8 çıkmaz. 15'ten 8 çıktı. 7. 6'dan 2 çıktı. 4. 47 saniye kaldı burada. 15 dakikadan 4 dakikayı çıkarırsam 5'ten 4 çıktı 1. 11 dakika kaldı. Demek ki çıkarma işlemimizin sonucu 11 dakika 47 saniye oldu. Evet, devam edelim. Bazen dijital saatlerde olduğu gibi bu şekilde de yapılabilir. Böyle işlemler de karşımıza çıkabilir. Problemler kısmında böyle toplama ve çıkarma yapmanız gerekebilir. Hemen toplayalım. 7 ne yapıyoruz? Dakikalar kısmı burası. Saatler kısmı burası. 7 8 daha 15. Tabii ki ayrı ayrı topluyorum. Elde var 1 3 4 daha 7. Bakın 75 oldu. Buna yine tekrar bir işlem uygulayacağız. Saatleri toplayalım. 4 4 daha 8. 1 aşağıya 18 75 oldu. 18 75'i ne yapıyorum? 60 dakikasını alıp buraya gönderiyorum. O zaman burası 19 oluyor burada da 15 dakika kalıyor 75'ten 60 çıkardığım zaman 15 dakika kalıyor ve cevabımız 19 15 oluyor ha bunu şöyle bir problem olarak düşünebilirsiniz mesela diyelim ki Ali isminde bir çocuk 14 27'de oyun oynamaya başlamış 4 saat 48 dakika oyun oynamış acaba oyunu bıraktığında saat kaçtı diye bir problem olduğunu düşünün topladınız mesela 18 75 şimdi saat 18.75'te oyunu bırakmıştır dersek çok mantıksız olur. Çünkü böyle bir saat yok zaten. 60'ı geçmiyor dakikalar. Ne yapacağız? Onu dakikaları buradan buraya gönderiyoruz. O zaman ne deriz? Saat 19.15'te oyunu bırakmıştır diye söyleyebiliriz. Problemler kısmında yine bunları anlatacağım. Devam edelim toplamalarımıza. 8, 9 daha. 17 elde var. 1 verdim. 5, 1 daha. 6, 67 oldu. 7 aşağıya. 1 aşağıya. Ne oldu? 17 oldu. Şimdi buradaki 67'nin 60'ını 1 saat yapıp buraya gönderiyorum. 18 oldu burası. Burada ne kaldı? 7 kaldı. 18.07 diye yazıyorum. Geldik çıkarma işlemlerine. Yine aynı mantık. 35'ten 46'yı çıkaramıyorum. O zaman 12'den 12 saatten 1 saati alıp da buraya verdiğim zaman 60-35 daha 95 eder. Zihinden toplayabiliyoruz. Burada ne kaldı? 11 kaldı. Şimdi çıkaralım. 5'ten 6 çıkmaz. 15'ten 6 çıktı. 9. 8 kaldı. 8'den 4 çıktı. 4. Dakikaları bitirdim. Saatlere geldim. 11'den 7 çıktı. 4. Demek ki 4.49 oluyor saat. Son alıştırmamızı da yapalım. 16'dan 53 çıkmaz. Evet saatler bölümünden 1 saat isteriz. Olur burası 76. 60 16'la 76 eder. Burada ne kalır? 20 kalır. 1 saati gönderdiği için. Şimdi çıkaralım. 6'dan 3 çıktı. 3. 7'den 5 çıktı. 2. 23 oldu dakikalar bölümü. Saatler bölümünde 0'dan 2 çıkmaz. 10'dan 2 çıktı. 8. 1'den 1 çıktı. Saat 8. 23 oldu. Evet toplama ve çıkarma işlemlerimiz saatler ve dakikalarla ilgili ya da saniyelerle ilgili bu kadar sevgili öğrenciler. Bir sonraki dersimizde de artık problemler kısmına geçeceğiz inşallah. Sizlere her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.